Geçen gün internette fast food restoranlarının gizli ve menüde olmayan yiyecekleri olduğunu gördüm. Şu Starbucks yiyeceğine bakın, Harry Potter filminden ilham alınarak yapılmış ve harika görünüyor. Ve ben de bir Harry Potter delisiyim. Mesut'a ayağın denk al. Neyse, benim de aklıma süper bir fikir geldi. Bugün bir sürü fast food restoranına gidip bana bu menüde olmayan yiyecekleri yapmalarını isteyeceğim. Çok heyecanlıyım, acaba nasıl olacak? O zaman hemen başlayalım. İlk restoranımıza gidelim. İlk durağımız McDonald's için, şu anda McDonald's'a gidiyoruz. Sabahın körü arkadaşlar, 10-11 gibi sırf McDonald's'ta kahvaltı menüsünü alabilmek için gidiyoruz. Ve hani ben McDonald's'ta kahvaltı olduğunu bugün öğreniyorum. Sen biliyor muydun? Neyse, şimdi gireceğim. Umarım içeride bir manyak gibi gözükmem. Çünkü iki tane pankekin arasında bir tane cheeseburger gömüp yiyeceğim yani. Birazcık suna tavus hissediyorum hatta yani. Bir de hani bunu 11'de yapmak daha da garip, bilmiyorum. Çok uykum var ve karnım çok aç. Bir an önce gidip o yemeği yemek istiyorum. Aa, araba çarpacak. Her yerden araba geliyor. Bu arada sadece bir tane araba geliyor. Yine abartıyorum. Mesela kadına gidip ne diyeceğim? Ben bir tane pankek istiyorum. Arasına cheeseburger mi koyun diyeceğim. Açıktı mı? Ben bir tane pankek alacağım. Pankek iki tane veriyorsunuz değil mi? O zaman iki tane pankek alayım. Bir de cheeseburger alacağım. Cheeseburgeri pankekin içinde ikram edemiyorsunuz değil mi? Tamam, ben kendim yaparım o zaman. Şu anda menümün olmasını bekliyorum. Ablaya yapabilir misiniz diye sordum ama yani bana dedi ki öyle bir şey maalesef menümüzde yok falan dedi. Kadın çünkü bana gerçekten öyle bir şey olabilir mi diye baktı. Gerçekten onu yiyecek misin, günlük hayatında bunu yiyor musun gibi bir bakış attı ve güldü. Hayır abla, günlük hayatında bunu yemiyorum. Sadece bu gizli menü ve sen bu gizli menünün haberinde yoksun. Yani şey, gizli menünün haberi senin yok. Konuşamıyorum. Bu gizli menüden senin haberin yok ablacığım. Ama insanlar bunu yiyor. Bu arada ne kadar olduğunu duydunuz mu? Duymadınız. Birazdan söyleyeceğim. Sen duydun mu? Ağlayacağım. Şok oldum. Bir pancake, bir de cheeseburger. Ekonomik kriz bana çok fena vurdu şu anda. Şu an hissettim o vuruşunu. Siparişim hazır arkadaşlar. Pankek çok güzel bir gibi. Pankeki böyle yemeyi çok isterim ama maalesef onun içine bir cheeseburger koyacağım. İçindekileri sayıyorum. Pankek, pankek, cheeseburger. Cheeseburger'in içinde ekstra zaten turşusudur, cheddar'ıdır. Eti de olduğu için bayağı komik bir kombinasyon olacak. Çok merak ediyorum. Şimdi bu gizli menüyü yapabilmek için şöyle bir sorun var. Bunu kendiniz hazırlamanız gerekiyor. Direkt böyle mi koyacağım pankekin içine? Etini falan mı çıkaracağım? Burada yemeği yapıyorum. Ufak böyle dalmak zorunda kaldım. İki pankek yan arasında cheeseburger malzemelerini koyuyorsunuz ama ekmeği koymuyorsunuz. Orada ufak bir karışıklık olmuş. O yüzden bunu söylemek için böldüm. Şimdi devam. Neyse, bu şekilde gözüküyor. Bence güzel gözüküyor bu arada. O zaman tadına bakıyorum. Güzel oldu lan. Vallahi güzel oldu. Sadece hafif bir tatlı tat var ama yani bence iş yapar. Ne diyorsun? Bilmiyorsun, tadını yapamıyorsun ama güzel yani. Ama yani 220 lirayı hak etmiyor. Ama bunu kimin aklına gelmiş bunu yapmak, anladın mı? O da çok garip bir şey. Alayım da pankek koyayım içine cheeseburgeri. Cheeseburgerin içine nasıl olacak anlamadım. Ben bugün bir konuşma özürlüsüyüm, özür dilerim. Tadına baksana arkasından. Köftesini parmaklamasan iyi olabilir de. Tadını testi çek. Ne diyorsun? Beğenmedin galiba. Sen bunu beğendin mi? Evet. Saçmalama. İğrenç bir tadı var. Ben de midesim yoksa güzel bence. Neyini beğenmedin ki? Ben bunu 10 üzerinden bir 6 verirdim ya. Gidip özellikle almam ama 10 üzerinden 6'sı var bence yani. Ben bunu yiyeceğim vallahi, çok acı. Akar yani. 10 üzerinden 8'i var. Yok, 8 fazla oldu. Daha 6 olsun. Bir sonraki restoranımız Starbucks. Starbucks'ta gizli içeceğimiz Butterbeer Frappuccino Latte. İsmi nereden geliyor? Tadı nereden geliyor diyecek olursanız, Harry Potter izleyenler bilir. Harry Potter'da böyle sürekli bir şeyler içiyorlardı. O Harry Potter'daki içeceğinin Starbucks versiyonunu, böyle Frappuccino kısmını burada sen tarif vererek yapabiliyor musun? Ben açıkçası çok merak ediyorum. Her zaman Harry Potter izlediğimde o şeyi merak etmişimdir. O içtikleri şeyin tadını. Bize bunu yapabilecekler. Ben umutlu değilim. Bence onu da gidip Butterbeer Frappuccino dediğimde adam anlamayacak. Benim yine tek tek anlatmam gerekecek gibi hissediyorum. McDonald's sırf bu yüzden bu testi geçememiş. İşte bakalım Starbucks geçebilecek mi? Bence geçemeyecek. Bence de adam bak suratıma ve bakacak. Merhaba, kolay gelsin. Ben Butterbeer latte alacağım da şöyle, ama hani içindekiler bir bakın isterseniz. Menüde yok büyük ihtimalle. Latte mi bunu? Evet, yani latte. Maliyetli mi? Maliyetli mi olur? Yani yok bizde. Bu muhtemelen yurt dışı içecek. Evet. Değil mi? Ben yaptırıyorum ama bütün müşteriler bekliyor şu anda benim latte'm için, ama gerçekten yapıyorlar yani bayağı. Şu anda Starbucks testi geçiyor, bayağı geçiyor. Ben adam bak suratıma böyle bakacak. Gidip Butterbeer Frappuccino dediğimde adam anlamayacak mı? Bence geçemeyecek. Bu arada bu menüde olmayan gizli bir içecek normalde. Yaptığınız için teşekkür ederiz. Evet, normalde yok vallahi. Sağ olun. Teşekkürler, olmuş, kolay gelsin. Hayatımda gördüğüm en iyi Starbucks çalışanıyla karşılaşmış olabilirim. Menüde olmayan gizli içeceği yaptılar. İnanılmaz ya. Tadına baktım az önce. Ben orada baktım. Dediler işte, eğer beğenmezsen süt koyarız falan. Okey dedim. Ama şimdi şurada bir tadına ayrıca bakmak istiyorum. Size özel, size ayrı tadım testi yapacağım şimdi. Neyse, şimdi içindekileri sayıyorum size. İçindekiler ice latte, grande, karamel şurup, tafinat şurup, karamel drizzle şurup. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Belki de şurup bile değildir. Karamel krema ve fiyatı 110 lira. Starbucks'ta verebileceğiniz en iyi 110 lira bu olabilir bu arada. Tadına bakıyorum. Daha önce hiç bakmamışım gibi.
Çok güzel. Ben gerçekten çok güzel. Normalde böyle tatlı çok sevmem ama tatlı aşerdiğiniz zaman da, tatlı bir şey içmek sevdiğiniz zaman ya da tatlı bir şey içmeyi sevdiğiniz zaman da kesinlikle bunu deneyebilirsiniz. Çünkü tadı çok iyi. 10 üzerinden 8 net veririm. Gel sen de bak tadına. Oha, tiramisu gibi. Değil mi? Çok güzel. Tadı aynı tiramisu'nun içecek hali. Çocukluğumda Harry Potter izlerken hep merak etmişimdir bu. Bu içtikleri şey tadı nasıl diye. Teşekkür ederim çocukluk hayalimi gerçekleştirdiğin için Starbucks çalışanı. İnanılmaz bir insandı ya. Burada bakın nişan çünkü Starbucks'a gelirseniz. Beyefendinin adını bilmiyorum. Tipini anlatamam. Belki videoda görünmüştür. Ama kırmızı bir ceket giyiyor. Bana teşekkür edin. Ben bunu içerim ya. Bayağı ben bunu içeceğim yani. Ben şu anda birinci sırada Starbucks gidiyor. Çok tatlı da değil ama hafif tatlı. Kahve tadı da var. Tiramisu gibi. Verdim en iyi 110 lira valla. O zaman sıradaki yere gidelim hadi. Ben sandviç yapmak istiyorum ama kendim böyle üstünü sadece pizza malzemesi gibi yapabilir miyim? Hani sucuk olsun, kaşar olsun, normal ekmek olsun. Evet, 15 santim olsun. Sucuk, salam, domates, kaşar da. Sucuk bence güzel olacak bu arada, ne diyorsun? Zeytin, mısır da ben güzel olacağını düşünüyorum. Vallahi yaptılar ha. Ama yani yapacaksın tabii, ne yapacaksın da hani anladın mı? Şurada normal bir sandviç alsan daha çok uğraşacaktın. İki tane malzeme koydun içine. Ama ben bunun tadından bir tık şüpheliyim ha. Şimdi bunun tadını test etmeye gidiyoruz. Bakalım tadı gerçekten çok merak ediyorum nasıl bir şey çıkacak ortaya. Vallahi bütün gündür yemek yiyorum. Bütün gündür dedim şu anda 3. restoran. Ama o sabah yediğim pankek ve frappuccino zaten beni mahvetti. Beni zaten tıkadı. Şimdi bir de bunu bu var. Bunu yiyeceğim. Bir de bunları ben yemek istiyorum. Benim öyle problemlerim var. Mesela ben bunu aldım ya. İnsan olan tadına bakar bırakır anladın mı? Hani önemli olan tadına bakmaktır falan. Ama şimdi ben ziyan olsun istemediğim için tamamen ziyan. Midemle alakası yok. Hepsini yemek istiyorum. Bir yudum almakla bırakmıyorum. Bir sadece bir ısırık Mert'e veriyorum. Tadına bakıyor. Sonra ben hepsini yiyorum. Hesapta ben diyete girdim. 2024'te fast food yemeyecektim. Sıfır fast food. Bugün saat daha 12 olmadı. 3. fast food'um. Benim diyet yalan oldu. Çok büyük yalan oldu yani. Ama tadına bakacağım. Çok merak ediyorum. Bakalım görüntüsü nasılmış. Bakalım bizi ne bekliyor. 15 santim aldım. Yeterli dedim. Adamın adına çok bile. Fesat espriler yapıp güldüğünüzü anlıyorum. Mesela Mert de onlardan biri. Kamera arkasında her 15 santim dediğimde gülüyor. Böyle hafif bir gülümsemesi yapıyor. Farkındayım. 15 santim bence büyük. Çok büyük. Bu ne lan? Bayağı böyle gözüküyor. Yani dümdüz. İçini açayım size. Basmış zeytini. Zeytin arası ekmek yiyeceğim şimdi. Ne biliyor musun? Lisede, ortaokulda, kantinde. Kantinde sandviçleri olur ya. Oh. Pizza tost. Pizza tost gibi. O yani. Şu anda beni çocukluğuma götürdü. Bütün çocukluk anılarım yemek üzerine. Bu büyük bir problem yani. Çok büyük sıkıntı. Bunun üzerinden 5'i var yani. Çok bir şey etmez bu. Yok. Tır çıktı hani. Gizem de olmasa da doldurmuş. Tadına bakacak mısın? Bak size hep dökeceksin. Hep üstüme dökeceksin. Burada aynı pizza tostu soğuk hale. Değil mi? Dondurulmuş değil de evde sandviç yapıyorsun. Kesinlikle. Ne kadar verdin? 110 lira verdim. Bu videoya çok para harcıyoruz. Abone olmayı unutmayın ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ağlarım valla. Hani beğenmemiştin? Kaçıncı yeşil? Pizza tadı geliyor ama ucuz pizza tadı. Bunun da hepsini yedim. Allah da benim bildiği gibi yapsın. Götüm daha çok büyümeyi hak ediyor yani. Ben hak ediyorum. Yine kimi kesiyorsun? Yine kimi video çekiyoruz video. Kimi kesiyorsun? Hayır ne kadar insanlar spordan dönüyor. Video çekiyoruz tamam mı? Adamın gözleri fır fır fır. Verdiğin bahane de inanılmaz. Diyor ki spordan çıkmış. Bakıyorum nasıl çıkmış spordan. Ve onu demeye çalışıyorum. Beni sapık gibi gösterme. Sonraki restoranımız Burger King. Arkada Burger King'i göremiyorsunuz ama hayal edin arkada koskocaman bir Burger King varmış gibi hayal edebilirsiniz. Oradaki gizli menümüzde Rodeo Whopper. Rodeo Whopper nasıl yapılıyor? Hemen ufacık onu söyleyeyim size. Whopper alıyorsun, içine de soğan halkası koyuyorsun. Abi bu kadar. Ne? Var mı? Bunun menüsü mü var? Ciddi misin ya? Ciddi misin? Bayağı var. Gizli değil o zaman mı? Patladık, değiştirdik. Tamam, bir sonraki gizli menümüz birazcık tatlı yiyelim dedik. Ani bir değişiklikle. Dondurmanın içine elmalı tart atıyorsunuz ve bunu bir güzel yiyorsunuz. Bence çok güzel olacak. Ben bunu çok güzel olacağını düşünüyorum. Tadını çok merak ediyorum. Tatlı da seven biriyim. Kıçıma bakarsanız anlarsınız. Hepsi tatlı yüzünden. Menüde bu da varsa var ya kasanın üstüne zıplayarak ağlarım yani. Menüde şey var mı? Hamburger, Whopper. İçinde de soğan halkası oluyor böyle. Böyle bir şey var mı menüde? Yani ürün ekleyebiliyorsunuz. İçinde öyle bir menü yok. İçinde Rodeo var. Rodeo değil mi onun adı? Öyle bir şey vardı soğan diye hatırlıyorum. Soğan halkası olan sandviçin içinde. Evet, Rodeo tamam. O. Yok olmaz. Sadece merak et. Bir şey alacağım ben. Bir dondurma, bir de vişneli tart. Dondurmanın içine tatlı var. Dondurmayı biraz kenara dondurmadım. O da mı var? O da varmış. Onu alalım o zaman. Onu alalım.
Arkadaşlar Burger King pazarlama ekibi çok iyi çalışıyor. Çünkü ne zaman bir gizli menü diye gitsem adamlar diyor ki bizim menümüzde var. Resmen bütün interneti araştırıp tamamen adamlar menüye sokmuş her şeyi. Whopper dedim. Whopper varmış. Bu da varmış. Her şey menüye almışlar zaten. Fena patladık ama ben olsun ya da alıp tatmak istedim. Tadına bakmak istedim. O kadar gelmişiz yani. Kadın orada kısa hayır da diyemedim. Kadın ne desem evet o bizim menümüzde var diyor. Mal gibi kaldım kasada o yüzden. Yiyelim bakalım. Bu şekilde gözüküyor. Şu tadına bakıyorum. Dondurmayı paylaşmak biraz mide bulandırıcı olacak. Turta nasıl yenecek? Bunu alıyorsunuz. Nasıl yeniyor hiçbir fikrim yok. Bir kaşık dondurma. Çok güzel, çok güzel. Bir tık fışkırmış olabilir ama inanılmaz. Ben bunu yiyeceğim çünkü yemezsin diye düşünüyorum artık bu saatten sonra bunu. Çok iyiymiş arkadaşlar. Ben bunu ilk defa yiyorum ve inanılmaz. En az 10 üzerinden 9 var. Hem tatlı hem ferahlatıcı. Bütün kasabeli izliyormuş. Çok rahatsızım şu an. Hiç şey yapamıyorum kasaya karşı. Ellerinize sağlık. Çok çok güzel olmuş. Gizli değil ama bonus olsun. Bir tane şey daha yersen oradan ikiye böyle ayrılacağım. Şu anda çalışanlar. Biz bundan 5 ay önce bir video yaptık. Nasıl Burger King'i karşılaştırdık. Buradaki Burger King'e geldik. Şu an cheeseburger'ını beğenmedim. Kadın içeride arkadaşını anlatıyor. Bir kere daha geldiler. Cheeseburger. Değil mi böyle bir şeyler de cheeseburger yaptırdılar ve beğenmediler. Beğenmediler demedi de. Beni de koymuşlardı böyle diye. Bayağı biz mimlenmişiz yani farkında mısın? Kolay gelsin. Ben sandviç istiyorum ama içine bütün et çeşitlerini koyabilir misiniz? Bütün et çeşitleri. Evet. Mi? Mümkün müdür? Hadi sorayım ben ya. Tamam, çok sevinirim olursa. Bence olmaz ama inşallah şey yapar. Umarım ya yani ekstra olarak malzeme ekleniyor ya böyle. Aslında olabilir ya. Maalesef. Olmuyor mu? Kolay gelsin. Evet dostlar az önce Arby's'ten çıktık ama maalesef Arby's'tekiler gizli menüden haberleri olmadığı için yapamayacaklarını söylediler yani. Arby's direkt elendi, tadına bile bakamadık. Tadına bakmayı çok isterdim ama sistemsel olarak bunu yapamayacaklarını söylediler. Aslında yapabilirlerdi ama neyse. Mağaza müdürü uğraşmak istemedi kısacası. Arby's'te hiç puanlayamıyoruz bile, listede en alt kısmına ekliyoruz Arby's'i. Arby's elendi ve zaten gezecek restoranlarımız da kalmadı. Bitti, ben de donuyorum ve soğuktan da çatlayabilirim. Bugün pek çok restoran gezdik, pek çok yemek tattık. Ama bence en güzeli Starbucks'tı. Hem çalışan memnuniyeti olsun hem tadı olsun. Adamlar resmen uğraştı yaptı yani. O yüzden bu videonun kazananı Starbucks'a. Neyse o zaman izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Ben spora gidiyorum buradan. Ben koşarak spor yapmaya gidiyorum. Bay bay. Öpüyorum hepinizi. Bay bay.